Abi. Efendim Emir, beni aramışsın. Abi sorma. Leyla kayıp. Leyla mı kayıp? Nasıl olur Emir? Benim gönderdiğim adamları almadı mı Leyla'yı? Ben adamlarla aynı anda geldim abi. Evin kapısı açıktı. Leyla da ortada yoktu. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Bilmiyorum ki. Sana da ulaşamayınca polise haber verdim. Şimdi karakoldan dönüyorum. İyi yaptın. Abi ben her şeyi anlattım. Şimdi her yerde Leyla'yı arıyorlar. Yani galiba beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok abi. Tamam. Bir haber alırsan bana da hemen haber ver, tamam mı? Benim de birkaç tanıdığım var, onları arayacağım süreci hızlandırmak için. Tamamdır abi. Hakkını vereyim, bu sefer iyi saklanmışsın. Kimliğini değiştirmişsin. Bir işe girmişsin. Kendini patronuna sevdirmişsin. Ama seni affetmek için elinden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Eğer onlara bir şey söyleyecek olursan önce avukatı, sonra seni, sonra da kendimi öldüreceğim. Buyurun memur bey. Hilmi Yıldırım'ı arıyoruz. Benim mi buyurun? Hakkınızda Ayşe Yıldırım'ı alıkoymak suçundan şikayet var. Benim hakkımda mı? Evet. Ayşe Yıldırım benim karım olur. Biliyoruz. Biliyorsanız konu ne o zaman? Ayşe Hanım'ı kaçırıp alıkoymanızla ilgili ihbar var. Onu görmemiz lazım. Burada mı Ayşe Yıldırım? Burada. Ayşe! Bakar mısın hayatım? Geliyorum. Buyurun. Biri bize kötü bir şaka yapıyor galiba. Seni alıkoyduğuma dair bir ihbar varmış. Ayşe Yıldırım siz misiniz? Evet benim. Eşiniz sizi burada zorla mı tutuyor? Hayır. Burası bizim İstanbul'daki evimiz. İzmir'de yaşıyoruz normalde. Gelince burada kalıyoruz. Peki. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Aferin sana. Sen buraya aitsin biliyorsun değil mi? Sen bana aitsin. Kimiz biliyorsun değil mi? Ben bir su içeceğim. Sonunda yine nefes alabiliyorum. Sonunda yeniden nefes alabiliyorum. Kokunu çok özlemişim. Kokunun yoksunluğu beni deliye çevirdi. Ama içinde delilik yoksa aşk değildir öyle değil mi? Ben bir duş alacağım. Gelmene çok mutlu oldum. Yeniden biziz.
Bunu giy. Bunu mu giyineyim? Evet. Seni güzel bir yemeğe götürmek istiyorum. Nereye? Baş başa İstanbul'un tadını çıkaralım değil mi ama? Nerede bittiyse oradan başlayalım. Sen kaçıp gidince yemeğimiz yarım kalmıştı. Şimdi onu tamamlayalım. Hadi ben bekliyorum. Sen hazırla. Menü almamıza gerek yok. Biz sadece tatlı söyleyeceğiz. Bana profiterol, hanımefendiye de sufle lütfen. Peki efendim. Geçen sefer ana yemeğimizi yemiştik. Sonra sen tuvalete diye kalkıp kaçmışsın. Şimdi tatlımızı yiyelim, yemeğimiz tamamlansın. Bu arada ben de sana bir hikaye anlatayım. Annemin nasıl öldüğünü merak ediyordun, anlatayım mı? Annem de senin gibi sayısız kere babamdan kaçtı. Babam da onu benim gibi sayısız kere yakaladı. Annem kaçtı, babam yakaladı. Sonra bir gün annem babamın onu asla yakalayamayacağı bir yere kaçtı. Annemin cenazesinde babama sordum. Neden baba dedim, neden? Neden ölmesine izin verdin? Neden gitmesine izin vermedin? Neden dedim. Babam annemin cansız bedenine baktı ve şöyle dedi. Çünkü o benim. Çünkü o benim. Nasıl böyle düşünür? Nasıl böyle canavarca bir düşünce yapısı olabilir diye düşündüm. Ama garip olan ne biliyor musun? Seni görünce babamı daha iyi anladım. Çünkü sen benimsin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Get atını. Tatlını ye. Aysel, Halit Can'a çok dikkat et, tamam mı? Sütüm var dolapta. Aman soğuk verme sakın. Ay ben kaç tane çocuk büyüttüm Yıldız Hanım, siz hiç merak etmeyin. Tamam canım, yani normal şartlarda Halit Can'ı bırakıp gitmezdim ama mecburum, kutsal bir görev. Hadi sana emanet. Hadi Yıldız, hadi ya. Zaten stresten öleceğim. Streslenme. Sen adresi buldun mu? Buldum, buldum. Ben şimdi seni evin orada bir yere bırakacağım. Hı. İleride bekleyeceğim ki adam çakmasın. Zira çakarsa, evet, vallahi bak balıkçılar bulur, bizi boğazdan toplarlar ha. Ne diyorsun ya, tamam. Çok fazla buralarda görme, bak Halit kızar sana. Sen çok görünme. Ben halledeceğim. Şulak yer bunu. Merhaba. Ben sizin yan komşunuzum. Bir kahveye ihtiyacım oldu da, misafirim var. Evde kalmamış, marketi de aradım. Çocuk yokmuş. Sizden alsam hemen, tek kişilik. Ne kahvesi? Yani kahve yok bize. Aa, kahveniz mi yok? Ben yine doğum yaptım da şimdi yolu da biraz yürüyerek geldim. Tutamayabilirim. Siz de hemen bir tuvalete girip öyle gitsem olur mu? Merak etmeyin, ben yan komşunuzum, güvenebilirsiniz bana. Peki buyurun.
Çok sağ olun. Gireyim, hemen gideyim. Merhaba hanımefendi, eşiniz herhalde. Ben kahve istemeye gelmiştim de yokmuş. Beyefendi öyle dedi, tuvaleti kullanıp gideceğim. Burasıydı değil mi? Sağ olun. Sen tanıyor musun bu kadını? Yok. Nereden tanıyacağım ki? Komşumuzmuş işte, öyle dedi. Kahve istemeye gelmiş. Doğrudur, elinde fincanı da var. Çok teşekkürler. Ek kahve yokmuş madem, o zaman ben gideyim. Aslında var, yani benim kocam bilememiş herhalde. Verebilirim ben size kahve, vereyim mi? Ay çok sağ ol canım, ver o zaman. Buyurun. Ay bu ev de çok güzelmiş ya, bizimkinden büyük mü ne? Seni zorla mı tutuyor burada? Evet. Ay, merak etme bak, ben bir plan kurdum. Sana bir şey getirdim, al bunu. Akşam 8'de onun suyuna katacaksın, bu onu uyutacak. Merak etme, bir şey zarar vermeyecek. Yapamam ben, nasıl bir adam olduğunu bilmiyorsun. Hayır, yapacaksın. Başka yolun yok. Al. Ben kurduğum planı diyorum sana. Sen saat 8'de onu damlatacaksın suyuna. Uyutacak onu. 9'da da Emine Caner'i almaya gelecek, tamam mı? Nasıl yapacağım? Yapacaksın, bir şey yok. Merak etme. Ay çok sağ ol canım ya. Ay korkma, tamam. Yeter mi bu kadar? Ha evet canım, çok bile ya, bonkörsün vallahi, sağ ol. Zahmet oldu. Yalnız bir daha gelirseniz kapıyı açan olmaz. Yani biz evde olmayacağız da. Aa niye? He, gezeceksiniz herhalde. Merak etmeyin, ben zaten bir daha gelemem çünkü küçük bebeğim var, pek gezemiyorum. İşte anca böyle yan komşuya git falan filan. Neyse, daha fazla kalmayayım burada, tutmayayım sizi. Hadi görüşürüz. Beyefendi. Ben ikimize bir şeyler hazırlayacağım, tamam mı? Tam konuşamadı bile. Ne olacak şimdi? Ya senin dediklerini yapacak mı? Yani yaparsa eğer kurtulur. Ay, inşallah adam ben geldim diye uyanmaz eğer. Sen peki söyledin mi bizim dışarıda bekleyeceğimizi? Söyledim, söyledim. İnşallah kaçar kurtulur. Ya acaba Kaya'ya haber mi versek? Ya ben de düşünmedim değil ama biliyorsun Kaya'nın da dünyası allak bullak. Bir kendimizi halletmeye çalışalım da. Yıldız. Bu iş biraz bizim boyumuzu aşıyor gibi ha. Hayatım, bizim hayatımız zaten boyumuzu aşan işleri halletmekle geçmedi mi? Leyla bana Halitcan'la ilgili çok büyük bir yardımda bulundu biliyorsun. Şimdi kız sıkıntıdayken ona yardım etmek benim boynumun borcu. Yapacağız bir şeyler. O zaman Allah yardımcımız olsun diyelim. Evet. Ya bundan sonrası artık kendi becerisine kalıyor. Yalnız. Şahika'ya diyorduk milleti zehirliyor diye. Kendim aynısını yapıyorum. Ya saçmalama. Biz zehirlemeyeceğiz ki. Yani sadece biraz uyutuyoruz etkisiz hale getirmek için. Ayrıca hayır işliyoruz ya. Bak bir insanın hayatını kurtarıyoruz ya. Doğru, o adam kötü. Tabii ya. Ama hiçbir şey de usulüyle uygun olamıyor bizim çevremizde. İlla bir şey. Neyse. Ne yapıyorsun? Salata yapacağım. Kase gibi, tabak gibi, böyle bir şeyler arıyordum da buldum.
Çantalarımızı hazırladın mı? Sabah uçağımız erken. Hazırladım. Ayşe, yemek hala hazır değil mi? Özlemişim senin yemeklerini. Hayırdır ne o? Nene? Ben sana o topuklu ayakkabıları giyebilirsin dedim mi? Almışsın kıyafetlerin arasında görünce hoşuna gider diye düşündüm. Ben söylemediğim sürece o topuklu ayakkabıları giyemezsin. Tamam. Derdin ne senin ya? Hemen çıkartırım. Çok özür dilerim. Bir tanem düşünememişim. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum sana. Ben söylemediğim sürece giymeyeceksin bunları. Yemekleri getir. Tamam hemen. Afiyet olsun. Allah Allah. Ben bugün çok yorulmuşum ya. İstersen biraz dinlen. Ben de buraları toparlarım. Sonra uyuruz olur mu? Hilmi. Hilmi. Yani her şeyimiz tamdı, bir kız kaçırmamız eksikti, o da oldu. Dur bakalım, dur. Yani onu da becerebilecek miyiz tam belli değil. Ya bu Yıldız daha yeni doğum yaptı. Nelerin peşine düşüyor? Bize ne Leyla'dan? Oğlum ya, ne biçim konuşuyorsun? Hiç tanımasak da ona yardım etmek zorundayız. Ben yardım etmeyelim mi diyorum ama adam kaçırmak nedir? Bu kızın kocası uyanınca ne olacak? Yıldız düşünmüş mü bunu hiç? Düşünmüş, düşünmüş. Leyla direkt Halit'lerde kalacak. Ne? Delirdi mi bu be? Halit ne diyecek bu işe peki? Bir şey demeyecek ki, anlamayacak, bilmeyecek zaten. Leyla'yı Aysel'in odaya tıkacaklar. Allah Allah, bu Aysel'in oda da iyice revaçta artık. Aynen öyle. Gelin. İyi misin Nazlı? Allah. İyiyim. Hocam fark etmedi değil mi? Kaçtı. Etmedi. Bana aldı. Gidelim. Çok, 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 çok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek olur mu öyle şey ya? Metin, Pierre'le görüştüm ben. Hisseler olmadan bu iş imkansız. O zaman dediğinizi mi yapacağız Halit Bey? Evet, aynen öyle. Sen git oraya, benden haber bekle. Tamam Halit Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halit Can uyudu mu? Evet evet, yıkadım uyuttum. Yıldız, bir daha yıkamadan önce bana haber ver. Niye? Sen mi yıkayacaksın? Evet, ne var bunda? Erimi çok yıkadım ben. Hadi ya. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama annem haklı galiba. İyi bir babasın. Niye? Bir şüphen mi vardı?
Yok da yani ben hamileyken bu evde bana çok kötü davranıldığı için bir zebani durumum var. Halit. Ne oluyor? Bir sorun mu var? Yani Metin sürekli gelip gidiyor da işle ilgili bir şey mi var? Evet, işle ilgili. E ne oluyor? Sen niye bu kadar ilgileniyorsun? Neyi merak ediyorsun sen? Ay ne var canım, sordum, iyi tamam sormam. Bari Metin'le bizim boşanmamızla ilgili bir şey konuştun mu onu söyle. Önce Lila'nın boşanmasını halledelim. Sonra bize sıra gelir. Aksi bir de işlerin batarsa hiç çekilmezsin Halit. Duymadı inşallah. Aysel. Sen yatmadın mı daha? Yok, yürüyüş yapacağım. Bu saatte ne yürüyüşü? Ya sütümde gaz oluyor da çocuğa geçiyor biliyorsun. O yüzden doktor tavsiye etti. Yürüyüş yapacağım işte. Hı. Sen yatıyor musun? Evet, yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Gel Aysel, yalnız yürümeyeyim. Sen de benimle gel. Haki, geldi gel. Efendim? Mutfakta alarm çok fena çalıyor. Gel bir Halit Bey, kızmadan bir bakıver ona. Dur bekle, dur dur. Ha. Gel gel sen, bana bak bir şey diyeceğim. De, bana bak bak, şimdi oradaki alarm. Gel çabuk 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 gel. O alarm var ya. Gelin. Leyla. İyi misin? İyiyim. Ay sağ olun çocuklar. Hakkınızı ödeyemem. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi. Bir an önce içeri girin. Hadi gidin. Sağ olun. Hadi. Gel hadi. Hadi görüşürüz. Şimdi bana bak. Bir dakika bana bakacak. Aynen. Gel. Geç geç geç. Bak burası Aysel'in odası. Ben de zor günlerimde burada kalmıştım. Çok rahattır. Hiç merak etme. Seni kimse burada rahatsız da edemez. Yalnız ben evdekilere söylemedim tabii senin geleceğini. Kimseye görünmemeye çalış. Ben Aysel'e çok güveniyorum. Yani bir tek ona güvenebiliriz. Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ona söyle. Ben sana dolapta kendi kıyafetlerimden de koydum. Aysel gel. Bir tek Aysel bile o zaman ortada görünme, tamam mı? Tamam, merak etme. Aysel bak, seni çok övdüm. Sen de beni utandırma, Leyla'ya yardımcı ol, tamam mı canım? Tamam efendim, merak etme. Tamam. Teşekkür ederim. Ay rica ederim, artık ağlama. Tamam mı? Artık sil gözyaşlarını, yeter, korkma bak. Burada kimse sana bir şey yapamaz. Sana emanet Aysel. Hadi görüşürüz. Sabah bakarım ben sana. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İnanamadım. Siz buyurun şöyle. Şey, banyo falan yapmak ister misiniz? Ben hazırlayayım. Aslında çok iyi olur. Tamam. Beyefendi nereye? Çekil. İçeri giremez. Çekil içeri. Bırak kırımı istiyorum. Zorla çıkartmayın. Bırak beni. Ve buradan hemen gidin. Eğer gitmezseniz polis zoruyla göndereceğiz. Polis çağır. Hepinizi bitiririm. Hepinizi bitiririm. O patrona da söyle. Bunun bedeli ağır olacak. Bunun bedeli ağır olacak. Alo Emir Bey. Ha, tamam Erdem abi, tamam, sağ ol. Gitti mi? Ha, eyvallah, eyvallah. Gelmiş mi? Gelmiş, girmeye çalışmış hatta. Güvenlik çıkarmış. Şimdi polisin geldiğinde öğrenince daha da gelemez. Rahattayız. Nasıl rahattayız abicim? Nasıl rahattayız ya? Nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bu adam sonuçta manyak değil mi? Narsist, kompleksli bir psikopattan bahsetmiyor muyuz biz? Ben doğru.
Ama bugüne kadar yaptığı her şey gizli kalmış biri. Polisten tırsacaktır. Neyse, umarım daha büyük bir olay olmaz. Of, sonunda ben de ablam gibi ben demiştim demek istemiyorum yani. Aman abi, ne olur. Of. Erim'le görüşmen nasıl geçti? Ya biliyorsun zaten Erim harika bir çocuk. Çok anlayışlı, sevgi dolu. Kardeşler çok sevilir. Kardeşim oğlunu yeni öğrendim. Ondan önce de seviyordum biliyorsun. Seninle gurur duyuyorum Yiğit. Galiba ilk kez biri benimle gurur duyuyor. Ama son olmayacak. Belki sen büyürken yanında olamadım ama... seni kim yetiştirdiyse ona gerçekten büyük bir teşekkür borçluyuz. Nur içinde yatsın. Annem harika bir insandı. Beni erken bıraktı gitti ama... zaten bu dünya için fazla iyiydi. Allah rahmet eylesin. Amin. Yemek söylemiştim. Odur herhalde. Kaya Bey, kapıdan bir haber geldi. Adamın biri sizi görmek istiyormuş. Hasan zapt etmeye çalışıyor şu an ama adam çok saldırgan. Allah Allah, kimmiş o? Beyefendi, giremezsiniz diyorum. Yapmayın. Nerede? Karın nerede? Gel! Karın nerede? Nerede o? Karın burada yok. İndir o silahı. Karın yok burada. Nerede o? Yiğit, sen karışma! Yiğit! Yiğit, sen karışma! Yiğit, sen bırak! Sarımışsın. Bırak o silahı bizden! Sarımışsın. Bırak o silahı! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.